Müjde Uzman 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerini 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı. Dizide Nil karakterine hayat verdi. 2010 yılında Akasya Durağı dizisinde Özge karakteriyle boy gösterdi. 2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki dizinin yönetmenliğini Yaşar Seriner üstlendi. Dizi Erler Film tarafından yapıldı. Dizinin başrollerini Zeki Alasya, Melek Baykal, Cezmi Baskın ve Levent Ülgen üstlendi. 4. sezonu Star TV'de yayımlandı. 7 Nisan 2012 tarihinde ekrana gelen 153. bölümden itibaren yeniden Kanal D'de yayımlanmaya devam etti. Ve 1 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 174. bölümüyle ikinci kez final yaparak sona erdi. Dizi toplamda 5 sezondan oluştu. Aynı yıl Halil İbrahim Sofrası dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Yine aynı yıllarda Kapalı Çarşı, Aşk Bir Hayal isimli dizilerde rol aldı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı. Armin karakterine hayat verdi. Tarih kurgu türündeki dizi Times Production tarafından yapıldı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi temel olarak Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulandı. Dizi 3,5 milyon liralık bütçesiyle Türk televizyon tarihinin en pahalı projesi oldu. İlk yayın tarihinden önceki 5 aylık süre içerisinde başlayan yapım çalışmaları için 2100 metrekare alana bir plato kuruldu. 30 kişilik bir heykeltıraş ve ressam grubu burada yapıların birebir kopyalarını inşa etti. Ayrıca tarihçiler Deniz Esemenli ve Günhan Börekçi ile yazar Latife Tekin senaryonun kullanılan kıyafetlerin ve eşyaların tarihi gerçeklere uygun olması amacıyla diziye danışmanlık yaptı. 4 sezondan oluşan dizi 11 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan 139. bölümü ile final yaparak sona erdi. Yılında 20 dakika dizisinde Kuzgun karakterine hayat verdi. Hırsızların arasında büyümüş ve o dünyadan nefret etmiş, tek başına hayatta kalabilen, önüne gelene kafa tutabilen, her deliğe girip çıkabilen becerikli bir kızı canlandırdı. Aksiyon ve drama türündeki dizi Star TV'de yayımlandı. Mutlu bir evlilik yaşayan Ali ve Melek Halaskar çiftinin bir gece Melek'in bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle alt üst olması ve kocası tarafından hapishaneden kaçırılması konu alındı. Dizinin senaryosu bir ABD yapımı olan The Next 3 Days sinema filminden alınarak Kerem Deren ve Pınar Bulut tarafından düzenlendi. Jenerik müziği ve dizinin diğer tüm müzikleri Toygar Işıklı yaptı. Dizinin başrollerini Tuğba Büyüküstün, Fırat Aksun, Fırat Çelik ve Müjde Uzman paylaştı. Dizi yayında olduğu ilk 2 ay içerisinde 30 ülkeye satıldı. 2013 yılında Fatih dizisinde Dilyar karakterini canlandırdı. Dizi Osmanlı Padişahı 2. Mehmet'in hayatını konu aldı. Dizinin başrollerini Mehmet Akif Alakurt, Gamze Özçelik ve Seda Akman paylaştı. Rating azlığı sebebiyle Kanal D yönetimince saat 10'a alınması diziyi kanalın finans desteğinden mahrum bıraktı. Yapımcı diziyi bitirme kararı aldı. 4 Kasım 2013 tarihinde yayımlanan 5. bölümüyle düşük reytingler nedeniyle final yaptı. Yılında Hadi İnşallah filminde boy gösterdi. Komedi türündeki filmin başrollerinde Murat Boz, Büşra Pekin ve Şinasi Yurtsever rol aldı. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman birlikte yazdı. Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi. Filmin Nilkara İbrahimgil tarafından hazırlanan müzikleri YouTube kanalında yayınlandı. Film Puka'nın Küçük Aptal'ın Büyük Dünyası kitabından esinlenerek yaratıldı. 7 Eylül 2015 tarihinde ATV'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Dizide Nazlı Meriç rolünü hayat verdi. Müjde Uzman, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Sabine Tuzya, Tuna Orhan, Sinan Demirer, Bumin Hande Decan, Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte rol aldı. Dizide yeraltı dünyası anlatıldı. İzleyenler ekran başına kitleyen dizi her hafta reytingleri alt üst etti. Toplam 6 sezondan oluşan dizi 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 190
olan 9. bölümüyle sezon finali yaptı. 2021'in Ekim ayında ATV ve dizi ekibinin anlaşamaması sebebiyle yayından kaldırıldı. Devamında Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Seda Berensel karakterine hayat verdi. Dizinin başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasal, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu paylaştı. Ve Onur Büyüktopçu paylaştı. Dizi 2016 yılında Altın Kelebek ödüllerinde en iyi komedi dizisi ödülünün sahibi oldu. Romantik komedi türündeki dizi 2 sezondan oluştu. 20 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 69. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında Babamın Günahları, 2019 yılında ise Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yasemin Özdemir rolüyle ekranlarda. Dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı 4 kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor. MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirasan ve Volkan Keskin oturdu. Senaryosunu Seyda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ uyarladı. Dram ve hukuk türündeki dizi The Split dizisinden uyarlandı. Dizinin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altınorak ve Tülün Ece yer alıyor. Başarılı oyuncunun özel hayatı ise en az oyunculuk hayatı kadar hareketli. Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen uzman, ünlü sanatçıyla bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce defalarca ayrılan çift 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek 4. kez barıştı. Barışma kararının ardından ünlü oyuncu sevgilisinin YouTube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşti. Ancak çiftin bir kez daha ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Biten ilişkisinin ardından uzman manidar bir göndermede bulunmuş ve Funda Arar'ın Senden Öğrendim şarkısını paylaşmıştı. Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında "Biz hiç eks olmadık, hep neksi zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. Dümdüz olsak zaten aşk ölecek dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık" demişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur yeniden barıştı. Bugüne kadar 4 kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine 5. kez şans verdiği öğrenildi.